görüşmesi 7 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşti ve dönemin Adalet Bakanı'nın sözüne rağmen yaklaşık 4 yıldır İmralı'ya avukat gidişi yasaklandı. Bizler avukatları ve aileleri İmralı'da 25 Mart 2021'den bu yana hiçbir bilgi ve haber alamıyoruz. Orada neler olduğu, neler yaşandığı hakkında en ufak bir gözlemimiz, deneyimimiz, bilgimiz yok. Bir hapishaneyi ve o hapishanedeki 4 Kürt siyasi tutsağı bu şartlarda tutma hakkını, onların dış dünya ile tüm iletişimlerini kesme hakkını hangi yasadan alıyorsunuz? Sayın Bakan, 6 Şubat'ta ülkemizde büyük bir deprem felaketi gerçekleşti. Resmi rakamlara göre 48.000'den fazla yurttaşımız hayatını kaybetti. 10 binlercesi enkaz altında kaldı ve yaralandı. Artık mektubu durdur da bir değerlendirme yap. Buyurun, toparlayın. Diyeceğim dedim. Yüz binlerce insanımız evsiz yurtsuz kalıp göçmek zorunda kaldı. Bakanlığınıza bağlı olan hapishanelerde mahpuslara aileleriyle görüşüp haber alabilmeleri için ek telefon görüşmeleri yapma hakkı tanındı. Deprem koşullarında insani sahiplerle mahpuslara tanınan bu hak dahi İmralı'daki müvekkillerimize tanınmadı. Üstelik her 4 müvekkilimizin ailelerinin de deprem bölgelerinde ikamet ettiği gerçeğine rağmen bu hal böyle oldu. Bu durumda sormak isteriz. İmralı Fethiye Kapalı Hapishanesi size bağlı bir hapishane değil midir? İmralı'da farklı bir hukuk rejimi ya da başka bir ülkenin hukuku mu uygulanmaktadır? Neden mesela Silivri hapishanesindeki bir mahpus deprem bölgesi olan Urfa'daki ailesini arayıp yakınlarının, sevdiklerinin akıbetini öğrenebiliyorken İmralı'dakiler ailelerini telefonla bir kez dahi arayamamaktadır? Ya da şöyle soralım. İmralı hapishanesi dışında 43 ay boyunca hiçbir avukat ya da... Bu çok laf kime söylenir ya? Buyurun. Yani şöyle soralım. İmralı hapishanesi dışında 43 ay boyunca hiçbir avukat... Neden itiraz ediyorsunuz? Mektubu duyun. Ve avukat insan hakları savunucusunun kapısından giremediği bakanınıza bağlı başka bir hapishane var mıdır? 717 gündür haber alamıyoruz. Bunun hukukla izah edilebilecek hiçbir yanı yoktur. Bunu çok iyi bilmektesiniz. Yoksa konuya dair aynı kararları ve CPT'nin raporlarını orta yerde duruyor. Son olarak şunu söylüyorum. Mesela müvekkillerimizin hukuk sisteminin dışında belirsiz ve tanımsız bir alanda rehinet statüsünde tutuluyor olması, Öcalan'a yaklaşımla ilgilidir. Kürt meselesinde ve bu meselesinin çözümünde rol almasıyla ilgilidir. Biz de aynı mektubu soruyoruz. Susmayın. Susmayın, susmayın. Hukuksuzluğu itiraf edin, açıklayın. 717 gündür Türkiye'de bir hapishanede tutuklular yaşıyor mu? Peki, Sayın Özel. Özgür Bey, buyurun.